Hocara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'na devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş Birinci Dünya Savaşı ne yapmamız gerekiyor? Bitirmemiz gerekecek ve ABD'nin savaşa girişi ve Wilson prensipleri adlı videomuzun başındayız arkadaşlar. Peki dostlarım, bakalım ABD'nin savaşa girişi ve Wilson prensipleri neler göreceğiz? Arkadaşlar, ABD Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında ne yapmıyordu arkadaşlar? Suya sabuna karışmıyordu, dokunmuyordu. Monroe Doktrini nedeniyle arkadaşlar ABD tarafsızlığını ilan etmişti. Monroe Doktrini arkadaşlar şuydu: ABD'nin kıtası dışındaki bir olaya karışmayıp kıtasında olan bir olaya da Avrupalı devletleri karıştırmamasıydı. Peki arkadaşlar, ABD iyi güzel hoş ilk yıllarda arkadaşlar şunu yaptı: karışmadı. Baktı ki savaşan devletlerin silaha ve cephaneye ihtiyacı var. Ne yapması gerekiyor? Satması gerekiyor. ABD arkadaşlar daha sonra tarafsızlığını bozdu. İtiraf devletlerine silah ve cephane satmaya başladı. Bu da arkadaşlar tabii ki de kimin işine gelmez? Almanya'nın işine gelmeyecek. Arkadaşlar, kim rakibinin güçlenmesini ister ki? İstemez. Yani ABD ilk başta Monroe doktrini gereği savaşa her iki tarafa arkadaşlar karışmamış, ama İlerleyen yıllarda arkadaşlar itiraf devletine silah ve cephane satmaya başlıyor. Bu da Almanya'nın işine gelmeyen bir politika. Peki Almanya arkadaşlar ABD'yi itiraf devletlerine silah ve cephane satmaması konusunda uyardı, ama bu bir sonuç doğurmadı. Ve arkadaşlar bunun üzerine Almanya geldi, ABD ticaret gemilerini batırdı ve ABD bunun üzerine ne yaptı? İtiraf devletinin yanında 1. Dünya Savaşı'na ne yapmıştır? Katılmıştır. Bunu bilelim. İtilaf devletlerine ABD'nin katılmasının ya da ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmasının sebebi nedir? Alman denizaltılarının ABD ticaret gemilerini batırmasıdır. Peki arkadaşlar, şöyle bakalım Wilson prensipleri. Wilson dönemin ABD başkanı, prensip ise şartlardır. ABD başkanı Wilson'ın 1. Dünya Savaşı'na girmek için itiraf devletlerine sunduğu 14 maddelik şarta biz Wilson prensipleri diyoruz. ABD diyor ki, yani itiraf devletleri ABD'yi ısrarla savaşa sokmak istiyor. Çünkü ABD savaşa girerse savaşı itiraf devletleri kazanacak. Ve ABD diyor ki, ben girerim ama benim şartlarım var. Şartlarımı kabul edersen gelirim diyor. Peki Wilson prensipleri arkadaşlar itiraf devletlerinin aleyhine, yani onlar için arkadaşlar olumsuz maddeleri olan prensiplerdir, ama itiraf devletleri tarafından yine de kabul edilmiştir. Wilson prensipleri itiraf devletinin aleyhine olmasına rağmen itiraf devletleri tarafından kabul edilmesi nedeni arkadaşlar, savaşı kazanmak için ABD yardımına ne olmalıdır? Muhtaç olmalıdır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bizim yıllarımızda mahallede arkadaşların plastik topu yokken benim rahmetli dedem bana Belçika'dan futbol topu getirmişti. Anlattığım olay da bu 91-92'li yıllarda ve ben iyi top oynayamazdım. Ve arkadaşlarım beni mahalle maçına çağırırlardı. Ben her zaman şunu derdim. Derdim ki, gelirim ama forvet ben olacağım. Futbolda forvet olmak iyidir. Peki benim forvet olmam takımım için aleyhine olmasına rağmen neden bunu kabul ediyorlardı? Top bendeydi arkadaşlar. Top bendeyse maç olur. Ben yoksam maç olmaz arkadaşlar. Wilson prensibi de aynı bunun gibidir. İtiraf devletleri ABD'yi savaşa sokmak istemiş. ABD demiş ki, benim şartlarım var. Şartımı kabul edersen yaparım. Ve şartlar aleyhine olmasına rağmen kabul edilmesinin sebebi de budur arkadaşlar. Peki Wilson prensiplerinin kabul edilmesiyle savaşa ABD 1. Dünya Savaşı'na katılmış ve savaşı kısa sürede itiraf bloğu kazanmıştır. Arkadaşlar dikkat! Savaşın ömrünü uzatan devlet Osmanlı. Savaşın ömrünü uzatan gelişme ya Osmanlı'nın savaşa girmesi ya da Çanakkale Savaşı. Savaşın ömrünü kısaltan gelişme ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ya da savaşı itiraf bloğunun kazanmasına etkeden gelişme yine ABD'nin savaşa girmesidir. Peki dostlarım, Wilson prensibi nelerdir? Kaybedenler toprak ve tazminat vermeyecek. Önemlidir. Kaybedenler toprak tazminat vermeyecekse kazananlar da toprak ve tazminat almayacaktır. Bundaki amaç ne? Arkadaşlar, sen sonucu olmayan, hiçbir şey kazanamayacağın bir savaşta savaşmaya devam eder misin? Etmezsin. Bundaki birinci madde bu. Savaşan gruplara diyor ki, bak, kazansan da kaybetsen de toprak kazanmayacaksın ve toprak da kaybetmeyeceksin. Savaşmanın bir anlamı var mı? Yok. Bir de arkadaşlar olay şu.
Şimdi ben toprak kaybettim, ben tazminat kaybettim. Kaybettiğim toprağı ve tazminatı geri almaya çalışırım. İkinci madde de budur arkadaşlar. Devletler birbirine toprak ve tazminat vermesin ki tekrardan aralarında bu toprağı ve tazminatı geri almak için savaş çıkmasın. Yani bundaki amaç arkadaşlar yeni savaşı önlemek. Yani neyi korumak arkadaşım? Barışı korumak diyebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Anlaştık mı? Peki 2. Sömürgecilik kaldırılacak ve arkadaşım her ulusa kendi geleceği belirleme hakkı verilecektir. Bakın dikkat, önemli bilgi. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl Celali isyanları vardı. Celali isyanlarını Osmanlı Devleti defalarca bastırmasına rağmen bu isyanlar tekrarlanmıştı. Bunun sebebi ise şuydu. Savaşa neden olan gelişmeler ortadan kaldırılmamıştı. Peki arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nın 2 tane temel sebebi var. Birincisi arkadaşım sömürgecilik ya da ham madde pazar. İkincisi arkadaşım şudur. İkincisi ise arkadaşım milliyetçilikti. ABD sömürgeciliği kaldırıp sömürge rekabetine her ulusa kendi geleceğini tayin etme hakkını vererek de milliyetçilik sorununu ortadan kaldırmaya çalıştı. Yani ABD bu maddede 1. Dünya Savaşı'nın 2 temel sebebini ortadan kaldırarak yeni bir savaşın önüne geçmeye çalıştı. Bu da ikinci maddemiz. Peki, devletler arası sorunların savaşla değil diplomasiyle çözülmesi için uluslararası bir teşkilat kurulacaktır demiş. Bu teşkilat ise arkadaşlar şudur. Milletler Cemiyeti'dir. Tamam, Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti'nin arkadaşlar diğer adı nedir derse o da arkadaşlar Cemiyeti Akvam'dır. Bunu unutmayın. Paris Konferansı'nda arkadaşlar kurulacaktır. Amaç dünya barışını korumaktır. Neden bunu anlattım şimdi arkadaşlar? Milletler Cemiyeti Wilson prensiplerinde şart olarak itirafları kabul edildiği için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Yani Milletler Cemiyeti'nin kurulması etki eden devlet ABD, kurulması etki eden devlet adamı ise ABD Başkanı Wilson'dır. Peki Osmanlı sınırları içerisinde bak bunu iyi bilin. Neden? Bunu Kurtuluş Savaşı'nda göreceğiz. Cemiyetlerde göreceğiz. Osmanlı sınırları içerisinde hangi bölgede hangi millet çoğunluktaysa o millet kendi yönetimini kurabilmelidir. Yani kendi devletini kurmalıdır. Kim kuracak? Kim kuracak? Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan milletler devlet kurarsa Osmanlı devleti daha da ne olacak arkadaşım? Parçalanacak. Bunu unutmayın. Bu madde neye neden olacak? Arkadaşlar bu madde şuna neden olacak. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıklar. Bunu unutma, bu azınlıklar. Özellikle arkadaşlar iki tane azınlık yazacağım. Rum ve Ermeni azınlığı arkadaşlar. Bu maddeye dayanarak Osmanlı topraklarından ayrılıp Anadolu'da kendine devlet kurmaya çalışacaklar. Bu bilgiyi ben size hatırlatacağım. Peki Osmanlı boğazları dünya ticaretine açık olmalıdır. Ve gizli anlaşma ne yapılmalıdır? Yapılmayacaktır. Zaten gizli anlaşma anlatırken şunu söylemiştim. Gizli anlaşma tam olarak uygulanamamıştı. Bunun sebepleri şuydu. Birincisi ABD Başkanı Wilson prensibiyle gizli anlaşmaya karşı çıkması. İkincisi milli mücadelenin başarıya ulaşması. Üçüncüsü ise arkadaşlar neydi? Birinci Dünya Savaşı sonrası neyin değişmesi? Çıkarların değişmesiydi. Peki arkadaşlar. Birinci Wilson prensipleri 1. Dünya Savaşı sonrası tam olarak uygulanamadı demişiz. Peki bunun ispatı nedir? Kaybedenlerden tazminat değil, tamam, tazminat değil, tamirat ve savaş onarım parası alınmıştır. Bakın önemlidir bu. Kaybedenlerden tamam sen tazminat almıyorsun. Ne alıyorsun arkadaşım? Tamirat ve onarım parası alıyorsun. Aynısı. Manda ve imaya adı altında sömürgecilik arkadaşlar devam etmiştir. Evet. İngiltere ve Fransa arkadaşlar bakın basit bir örnek vereyim. Wilson prensipleri ne diyor? Kaybedenler toprak ve tazminat vermeyecek. Kazananlar demek ki almayacak. Ama 1. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'nin ve Fransa'nın toprakları genişliyor. Bu nedeni ise manda ve himayedir. 1. Dünya Savaşı sonrası sömürgecilik arkadaşlar bir nevi ne değiştirmiştir? İsim değiştirmiştir. Manda ve himaye olarak. Ve itiraf devletleri Anadolu'da işgallerde bulunmuştur. Çünkü Anadolu'nun nüfusu ne?
nüfusu Türk. Türk olan bir yerde arkadaşlar itilaf devletleri Ermeni devleti kurmak isteyecek. Batı Anadolu'yu Yunanistan'a verecek. Bu da Wilson prensiplerine arkadaşlar uymadığının göstergesidir. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. ABD'yi 1. Dünya Savaşı'na soktuk. Wilson prensiplerini anlattık. Ve Wilson prensipleri itirafların aleyhine olmasına rağmen neden itirafınca kabul edildiğini arkadaşlar gösterdik. Ve bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.